Bu sefer de Binit azık ve su yüzünden çok usret çekilmişti. O derece ki 10 kişiye münavebe ile bir deve düşüyordu. Erzak hususunda o hale gelmişlerdi ki bir hurma tanesini 2 kişi bölüşmüşlerdi. Hatta öyle lahsalar olmuştu ki mütegayir bir suyu içebilmek için birçok kişi aynı bir hurma tanesini bir kere emiyorlardı. Nihayet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ellerini kaldırıp dua ve istiska etti de derhal Cenab-ı Allah bir bulut gönderip su ihsan eyledi. İçtiler ve kablarını doldurdular. Zırar hali işte. Tüm çaresizlik. Esbab bil külliye sukut edince nuru tevhid içinde sırra hadiye zuhur ediyor. Şimdi bir o hali yaşama var. Bir de insan o hali duyması meselesi var. Yani Ceyşül Üsten'in maruz kaldığı o sıkıntılar aslında alem-i İslam'ın şu anda maruz kaldığı sıkıntılar onun çok ötesinde. Hırzımız çiğneniyor, namusumuz payimal, herkes gözümüzün içine baka baka oynuyor. Fakat bu meseleyi bu ölçüde bu ızdırapla insanlar duymadıklarından duaları kabul olmuyor. Anneleri, babaları, eşleri, çocukları bir anda ölen bir insanın duyduğu ızdırabı duyacak kadar hali alemin ızdırabını vicdanında duymuyorsa ızdırar hali değil demek. Onlar cehenneme gidecek demek değildir bu. Fakat ızdırar hali değil. Yoksa Allah Celle Celaluhu emmen yücibul muddarra izâ dâhu. Muzdar dua ettiği zaman ona icabet eden kimdir diyor. Farkı yok yani. O dönemdeki insanların halinden alem-i İslam'ın farkı yok. Rezil, rüsvay, ne sözünü dinleyen var, ne eden var. Saçıyla, bıyığıyla, kaşıyla, gözüyle oynuyorlar. Fakat onların umurunda değil. Kimsenin umurunda değil. Herkes keyfince yaşıyor. Var mı alem-i İslam'ın ızdırabı için kalkıp gece sabahlara kadar ağlayıp deli gibi dolaşan insan? Geçelim. Bu üç müminin Tevbe suresinin başından itibaren buraya kadar münafıkların birçok halleri zikretiliyor. Neredeyse sure bitmek üzere. En son surenin sonunda onların halini zikredilmesinde ifade ettiği bir mana var mı? Evet. Bu mesele büyütülmemesi meselesi var. Fakat şu da vurgulanıyor. Müminlerde bile böyle münafık sıfatı olabilir. Bazen sıfat. İşte öyle bir sıfata gel. Takallüf sıfatına takıldılar onlar bu arada. Müminler için de her zaman söz konusu olur. Fakat surenin ruhu yörüngesi haline getirerek o meseleyi büyütmemek lazım. Çünkü müminlerde çok olmaz bu mesele yani. Az insan da olur. Bugün siz de yine misliyet çerçevesinde meseleyi düşünecek olursanız böyle çok nadir ya para zaafı var ya kadın zaafı var bir insanın ya başka benzer bir zaafı, makam zaafı var. Paye peşinde koşuyor, rahatlık peşinde koşuyor. Bakarsınız işte evi, arabası adına böyle yan çizebilir yani. Günümüzde de olabilir. Kafir olmayabilir bunlar da. Fakat bir kafir sıfatına takılmış olabilirler. Bir münafık sıfatına takılmış olabilirler. Surenin yörüngesi orada münafıklar. Fatiha. Tevbe de işte iki yerde geçiyor. Yani burada Hüneyn'de Allah Celle Celaluhu tevbelerini kabul ediyor. Bir de burada umum müminler ve sonra da o üç zat. Tasavvuf geleneğinde erbayın çıkarma diye şeklinde 40 gün hep söylenir. Burada Kâb bin Malik ve arkadaşlarının 50 gün olması bu sürenin onu ifade ettiği bir şey var mıdır 50 gün? Tasavvuf geleneğindeki erbayın normal sıradan hatası olmuş, şunu yapmış, bunu yapmış bir insan için değil de temiz, düz bir insanın böyle bir yola girmesi, onun işte az yemesi, az içmesi, az uyuması, az konuşması, halktan onu izzet etmesi mevzu. Düz bir insanın yaptığı şey. Burada ise bir hata var esasen. Herhalde o işte 40'ın üzerinde olan ilave yani 50 küsür oluyor. O ilave o hataya kefaret için Allah-u Alem. Arife günü akşamı Me'zimeyn yolunu kullanarak Müzdelife'ye gelir ki Hazreti Ali'nin rivayet ettiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamaları da bu yöndedir. Eftar olan ağır ağır sükunet içinde yürümektir. Nitekim Arife günü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bulunan Hazreti İbn Abbas'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta aceleci davranan bir topluluğu uyarmış
ve ey insanlar, size sükunet üzere hareket etmek yakışır. Zira acele davranmada bir hayır yoktur buyurmuşlardır. Müzdelife'de akşam ve yatsı namazları yatsı vaktinde cem edilerek kılınır. Evet, orada şimdi eskiden böyle insanlar az olduğundan dolayı belki bir cemaat oluyordu. İşte o cemaat içinde herkes aynı şeyi yapıyordu. Fakat şimdi paramparça yani herkes 5-10 insanı başına toplayan orada kendine göre bir cemaat oluşturuyor. Onlar öyle kılıyorlar, onlar öyle kılıyorlar, onlar öyle kılıyorlar. Benim ilk gittiğim zaman bile öyleydi. Bakıyorsunuz bir bebek 20-30 kişi bir araya gelmiş namaz kılıyor orada. Başkaları yatıyorlar, uyuyorlar orada. Arafat'ta öyle yatıp uyuma yok da yemek yeme var, güzel konuşmalar var, latif şeyler konuşuyorlar orada. Evrad-ı Eskar'dan yorulanlar. Çok yapıyorlar, yoruluyorlar. Sonra yiyorlar, bol bol yiyorlar. Allah'ın nimetlerini yerken tabi düşünüyorlar, tefekkür oluyor. Nasıl geldi? Sevap, o da sevap. Sonra başında Bismillah diyorlar, o da sevap. Sonra da Elhamdülillah diyorlar, o da sevap. Onlar da öyle bir yol tercih etmişler. Öyle sıkılmıştım ki, hiç sormayın yani. Geberir mi insan yani bir gün hiçbir şey yemese? Açlığı giderecek kadar ağzına bir şey atsa orada. Ne olur yani? Genel alem-i İslam'ın durumunu görmek için yani en mukaddes yerde gönüllerin Allah'a teveccüh ettiği affın, mağfiretin, bereketin, ifakın ve ittifakın oluşmasını istediği bir yerde bile insanlar bence biraz unutmalılar o türlü şeyler. Onun için o zaman size anlatmış mıydım yani? Böyle birkaç yüz tane insanla beraber gitmeli oraya. Yememeli, içmemeli hakikaten. O işi geçiştirmeli, o meseleleri. Orada nasıl menasiki hac eda edilir? Böyle aklımdan geçmişti ama tabii aklımdan geçmişti, nasip olmadı. İnsan çok arzu ediyor. Herkes orada pür huzur olsun. Hep böyle gözyaşları dökülsün. İnsanlar heyecanlarıyla orada boşalsınlar. Ellerini kaldırdıklarında gerçekten Cenab-ı Hakk'a teveccüh ettikleri durumu görünsün, resmi görünsün. İnsan çok arzu ediyor. Öyle insanlar var yani, yok değil. Çok öyle insan var da. Fakat genel manzara alem-i İslam'ın resmini aksettiriyor. Halihazırdaki durumu aksettiriyor. Biraz bedbin bir insanım, karamsar bir insanım. Böyle ilk açta metafta böyle 2-3 tane tevaf eden insan gördüm ben. Tazimle Allah tarafından görülüyor olma mülahazasına bağlı. Konsantre olmuşlar. 1-2 insan gördüm. Sizi görseydim 5-10 tane gördüm derdim yani. Ne yapayım, o zaman siz yoktunuz. Benim bu hayalimi siz gerçekleştirin inşallah. Oraya gidin. Gözlerinize yaş kalmayasıya dökün. Çünkü herkesin cehennemini kendi gözyaşları söndürecektir. Burada ağlamayanlar burada öyle ağlayacaklardır ki hadisin ifadesiyle gözyaşlarında insan gemi, yelken, kayık yüzdürecek.